الآن نشرع إلى ترجمة الرجال. قال محمد عبد الرحمن المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي قوله حدثنا هناد وقتيبة تقدمت ترجمتهما هذان الأول والثاني من الراويين. الراوي الثالث محمد بن غيلان العدوي مولاهم المروزي أبو أحمد أحد أئمة الأثر حدثنا عن سفيان بن عيينة والفضل بن موسى سيناني والوليد بن مسلم وأبي عوانة ووكيع وخلق وعنه الجماعة سوى أبي داود. قال أحمد بن حنبل أعرف بالحديث صاحب سنة وقال النسائي ثقة كذا في تذكرة الحفاظ توفي سنة 39 و200. الرابع واكع قد تقدم. مبارك فريد تحفة الأحوازي كتاب لغدا ايت يبتلر منا ترمزي قطيبة وحنات بزيجا ايت دي يبتلر بلار منا ترجمالر اتكي حديث لانين سنبدكي جاندك اچون بلارنين حيات بلان تنشب اتك. Üçüncü raviyimiz Muhammed bin Gaylan. Bu kişi adavidir. Mevlaların mervezidir. Yani ulanın mevlasıdır, mervezi. Ebu Ahmet eser imamlardan bittesidir. Yani Kur'an-ı Hadis'in imamlardan bittesi. Bu kişi Sufyan ibn-i Uyeyne'den, Fazıl bin Musa Sinani'den, Valin bin Muslim'den, Ebu Avane'den, Vakiye'den ve başka köpçülük ulamalardan hadis rivayetler. Hani Vakiye'nin şahitli bulduğunu, Vakiye Abu Hanife bilan juda aloqasi yaxshi bo'lgan, Abu Hanifaning shogirdi bo'lgan ulamolardan. Demak, bu kishi Abu Hanifaning shogirdining shogirdi bo'lyapti. Va bu kishidan Muhammad bin Ghoylandan Abu Dauddan boshqa butun jamoat, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Ahmad bin Hanbal aytganlarki, hadisga ma'rifatda eng kuchli bo'lgan odam bu kishi va sunnat sohibi edi, sunnatga nihoyatda mahkam edi. İmam Nasoiy aytadilar ki bu kişi siqadır, en işençli muhaddislerden. Tezkiratul Hufaz'da şunday kigen. 239. yılda vafat kigenler. 4. raviyimiz Vakiyadır. Vakiyanın tercemesi öttü. Tanıştı ki bu kişinin hayatı bilen. Ebu Hanife'nin şagirdi. Yani Ebu Hanife'nin şagirdi diyen de bir zamanda gidiyor şagirdilermez. Vakiyanın mesela yüzlerce üstadları var. Şuradan bir tanesi Ebu Hanife. الراوي الخامس سفيان هو الثوري وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة 61 و100 ومولده سنة 77 كذا في التقريب والخلاصة. قلت قال الحافظ في طبقات المدلسين وهم أي مدلسون على مراتب الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة انتهى. من بشنشي راويمز سفياندر. Bu kişi Savri, Sufyan bin Sa'id bin Masruk Savri'dir. Abu Abdullah Kufi, Kufalik. Karin Abu Hanife'ye hemşehir buladılar. Sikadur, işençlik. Hafızdur, fakih. Fikhiye mühatta üstlediler. Abid, yüde ibadet göy. İmam idiler. Hüccet, İslam hücceti bu kişi. Ve 7. tabakanın reislerinden en katta alimlerden hesaplanadı. Bazen tedlis kılardılar. Tedlis, bazen şeyhlerini eğitmesiydiler. 161. yılda vefat kıldılar. Tuğulgen yılı 77. yıldır. Karin Ebu Hanife'den 11 yıl kini vefat kılıyor. Zamandaş aynı zamanda aynı mekanda yaşayanlar. Tekrifte ve hulasada şimdi ikiyen. Mübarek Furiyet yaptılar ki milletimen hafız müderrislerinin tabakaları doğrusu etti ki müderrisler mertebelerine bölünlerdi. Birincisi tedris ameli bile hiç sıfatlanmıyordu. Bazen tedris kılışı mümkün. Mesela Yahya bin Said Ansari'yi görüşerdi. İkincisi, bazı imamlar tedris kılışı mümkün. Lekin
ulamolar ularni sahih kitoblarda keltirishdi, imom bo'lganligi uchun, tadlisi oz bo'lganligi uchun. Ya'ni rivoyat qilganlarning oldida tadlislari oz. Bu Sufyon as-Sauriyga o'xshagan. 3-chi tabaqadagilar esa faqatgina siqalardan tadlis qiladigan kishilar, ustozlarni yashiradiganlar. Bular Ibn Uyaynaga o'xshadi. Mana tadlisning turlari, ba'zi yerlarda tadlis juda xunuk hisoblanadi, mana ba'zi yerlarda katta ulamolardan sodir bo'lyapti tadlis. قال الشيخ الشنقيطي قذف الله في قلبه حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة فما فاته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها رحمه الله برحمته الواسعة حدث عن الأئمة والحفاظ حتى ذكر أنه روى عن 600 شيخ رحمه الله وذلك من سعة ما جمع له من الرواية وأخذ عنه شيوخه ومن كان يتلقى عنه حتى إن عاصم بن أبي النجود قال له يا سفيان وذلك لما أصبح علما من أعلام الدين وإماما من أئمة المسلمين أقبل عليه عاصم رحمه الله وهو من الأئمة القراء وقال يا سفيان أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا فهو كبير في العلم كبير في القدر رحمه الله شنقيتي أتيبتلر كي الله سبحانه وتعالى سفيان صورينين قلبية سنتين محبتين تشغن سنتين نهاية تشكر أدلر وأتيبتلر كي منجا رسول الله دان برات حديث كم أدلر Lekin agar birorta hadis kelgan bo'lsa, men albatta unga amal qildim. Hayotimda bir marta bo'lsa ham deyaptilar. Ko'ring. Dars olaylik ulamolardan. Sufyon as-Sauriy aytayaptilarki, menga kelgan hadislarga hech bo'lmasa bir marta amal qildim deyaptilar. Shuning uchun butun muhaddislar aytadiki, hayotingda bir marta bo'lsa ham amal qilgin sunnatga deydi, hadisga deydi. Masalan, ba'zan ixtiloflar bo'ladi-ku, bunisi afzal deysiz, bunisini olmaysiz. Birisini afzal degan taqdirda ham bunga bir marta bo'lsa ham amal qilib qo'ying. Chunki hammasi payg'ambarimiz alayhissalomdan-ku. Ahmad bin Hanbaldan ham so'rashgan ekan. Hadislarni o'qiyapmiz, sunnatlarni o'qiyapmiz, esimizdan chiqib ketyapti. Qanday qilaylik esimizda qolishligi uchun deganda amal qilinglar degan ekan. Amal qilsangiz esimizda qoladi. Shuning uchun bizi shayxlarimiz ham Hanafiy mazhabini buyuk olimlari hisoblanadi, muhaddis aytadilarki, hadislarga amal qilinglar. Hadislarga amal qilishlikka harakat qilinglar. Ayni Sufyon as-Sauriy aytgandek, hayotlaringizda bir marta bo'lsa ham amal qilib qo'yinglar hadislarga. Ba'zi hadislarga ki, ixtilofli masalalar bor. Boshqalariki endi ma'lum. Mana Sufyon as-Sauriy payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatini birortasini tark qilmagan. Hammasini o'rgangan va har bittasiga amal qilgan. Alloh rahmat qilsin. Bu kishi nihoyatda katta imomlardan hadis rivoyat qildilar, hofizlardan. Hatto zikr qilinadiki, bu kishi 600 ta shayxdan rivoyat qilganlar. 600 ta shayxi bor edi. Shuncha ilmga chanqoq edi. Shuning uchun Abu Hanifadan ham juda katta istifoda qildi. U kishida juda katta rivoyat, juda katta ilm to'planganligi uchun hatto shayxlar, ustozlar undan ilm olishar edi. U kishida uchrashgan odam darrov ilmidan istifoda qilishga harakat qilardi. Mana Imom Osim bin Abu Najud. Shu kishi aytadiki, "Ey Sufyon," deyaptilar. Sufyon İslam dininin büyük alimlerinden birisi gelengenden ki imamlardan bir imam bu genden ki Asım etti ki bu kişi bana karılardan bittesi bilesler imamlardan bittesi Asım'da kıraat edildi ki imama Asım etti yaptılar Ey Sufyan sen bize küçükine haletinde keldin biz ise senge katta haletimizde keli yaptız diyaptılar sen küçükine sen bizden keli yapsan biz aldığımızda lekin ilimge şunçeli bir qattiq jiddi jahd qildingki hammadan o'tib ketding bizni yoshimiz katta bo'lsa ham seni oldingga kelyapmiz deyaptilar haqiqatdan ham Osim Sufyonga qaraganda ilmda ham katta edi va qadrda ham juda katta edi ammo Sufyon shunchalik ilm to'pladiki Osimdek bir katta imom kelyapti va kana shadidal xawfi minallohi shadidal wara hatta innahu fi akhir hayatihi aqbala ala al-ibada va qalla yatafarraga li riwayat al-hadis إلا بين العصر والمغرب وبين الفجر وطلوع الشمس بسبب كون هذان الوقتين ليس فيهما وقت صلاة للنافلة فكان وقته مشغولا بالصلاة والذكر حتى قال بعض العلماء أقبلت على البيت أطوف وسفيان ساجد
فَوَاللَّهِ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ مِنَ التَّوَافِ وَذَلِكَ مِنْ طُولِ سُجُودِهِ. Sufyan-ı Savri Allah Teala'dan juda qattiq qo'rqardilar. Bilinib turardi u kishini yurish-turishlaridan, gaplaridan, hayotidan. Juda qattiq qo'rqardilar. Qarang, hammamiz aytamiz Allohdan qo'rqamiz debdi, ammo bizning zamonda juda kam uchraydi bunday insonlar. Juda qattiq qo'rqardi va juda bir parhezkor odam edilar. Hatto naql qilinadiki, bu kishi hayotlarini oxirida mukammal holatda ibodatga kirib ketdilar. Va juda oz vaqtlarini hadisning rivoyatiga ajratdilar. Faqatgina asr bilan shomda o'rtasi va bomdoddan keyin quyosh chiqqungacha shu ikkala vaqtda dars beradilar xolos. Nimaga? Bu vaqtda nafl o'qishlik joiz bo'lmaganligi uchun. Shu ikkala vaqtda nafl namozi o'qishlik joiz bo'lmaganligi uchun shu ikkala vaqtda dars beradilar hadisdan, boshqa vaqtlari faqat ibodat qiladilar. Butun vaqti namozdan, zikrdan mashg'ul bo'ladi. Bir zamondagi odamlar namozga buyursangiz hayron bo'lishadi. Aytadiki, menga yomon gumon qilyapsizmi? Nima gap? Meni bekarchi deb o'ylayapsizmi? Namozga buyursangiz. Sufyan-i Savri dunyoda eng katta imom, butun vaqtini namozga ajratyapti, zikr qilyapti. Hatto ba'zi ulamolar aytadiki, shu haramga borganimizda men tavof qilishni boshladim deyaptilar. Tavof bir pasta bo'ladigan narsa emas-ku. Sufyan-i Savri sajdada edi, men shunday tavofga boshlayap turganimda. Allohga qasam ichamanki, men tavofni bitirdim, Sufyan-i Savri haliyam sajdada turgan edi. Bir sajdaga borib, sajdadan turgani yo'q haliyam. Shu sajdasining uzunligidan. Zodi bunday sajda qiling, orqadagilar sekin turib ketaveradi. O'zi sajda qilaversin, o'zi o'qiyversin namozini. Qarang, o'tgan ulamolar juda katta ilm bor edi, amali ham juda kuchli edi. Doim aytayapmanki, mana yana Abu Hanifani zikr qilamizda, Imom Azamni ibodatlari eshitgan odamlar qarang, uyalmasdan johillar masxara qilishadi u kishining ibodatlarini. Mana butun katta imomlar shunday bo'lishgan. Mana ibodatlarni qarang, qanchalik ibodatga mahkam. Hammasi shunday. Biz Abu Hanifani nimaga zikr qilyapmiz? Biz Abu Hanifani advokati emasmiz. Yoki uni biz sudyasi emasmiz. Abu Hanifa ham Alloh rozi bo'lsin, qo'lidan kelgancha xizmat qildi. Butun ummatga katta xizmat qildilar. Qo'lidan kelganicha vazifasini bajarib ketdi. Alloh taolo rahmatiga olsin. Lekin biz Abu Hanifani zikr qilayotganimiz sababi u kishining to'g'risida ko'p zulm qilinyapti. Juda tuhmatlar qilinyapti. U kishining ibodatlarini masxara qilinyapti. Qur'on hadisga xilof deyilyapti. Ilmi yo'q deyilyapti. Hadisni bilmaydi deyapti. Shunday tuhmatlar bo'lganligi uchun biz Abu Hanifalarni shu yerda zikr qilyapmizki, zotan bular hammasi Abu Hanifani shogirdlari bular. Haqiqatni bilaylikdir. Agar Abu Hanifaga hech kim tosh otmasa, biz ham bu bahslarni zikr qilmaymiz. Endi bir odam savol qilishi mumkinki, Sufyan-i Savri ham endi Abu Hanifani shogirdimi? Sizlarning maqsadlaringiz nima? Hamma olimni Abu Hanifaga shogird qilmoqchimisizlar? Deb e'tiroz qilishi mumkin. Ba'zi e'tirozchilar. Mana Al-Khayratul Hisan o'qiganmiz. Shofiy ulamolari yozgan, naql qilyaptilar. Albatta, juda ma'lumot ko'p Sufyan-i Savri'ni Abu Hanifadan qilgan istifodalari to'g'risida. Lekin bu yerda ba'zi qiymatli ma'lumotlar keltirganki, shundan bilib olasiz. Sufyan-i Savri Abu Hanifaga munosabati qanday edi? Va qala Savri liman qala lahu jaytu min indi Abi Hanifata. Laqad jaita min indi afqahi ahli al-ard. Va qala aizan inna allazi yukhalifu Abu Hanifata yahtaju ila an yakuna a'la minhu qadran va awfara ilman va ba'idan ma yujadu zalik. Sufyan-i Savri'ni oldiga bir kishi kelib aytdiki, Abu Hanifani oldan kelyapman dedi. Shunda Sufyan-i Savri unga aytdiki, haq Allohga qasam ichamanki, haqiqatdan sen yer ahlining eng katta saqihini oldidan kelding dedi. Sufyan-i Savri aytyapti. Bular hech kimdan qo'rqmaydi bu olimlar. Haqni gapiradi. Podsholardan, hukumatlardan qo'rqmagan. Nimaga Abu Hanifadan qo'rqsin? Aytyapti, yer ahlining eng faqihi, katta olimining oldidan kelyapsan dedi. Va aytdilarki, Abu Hanifaga muxolifat qiladigan kishilar qadrda undan baland bo'lishligi va ilmda undan mukammal bo'lishlikka muhtoj bo'ladi. Lekin bunday insonlarni topilishligi juda uzoq deyapti. Abu Hanifadan qadri baland bo'lgan, ilmi mukammal bo'lgan odamni topilishi qiyin deyapti. Ya'ni o'sha zamonda albatta. Abu Hanifadan oldingilar albatta Abu Hanifadan ustun. Bizning maqsadimiz unda emas-ki, Abu Hanifa
sahabalardan afzal olup gitse, peygamberlerden afzal olup gitse, onu demez. O'zini yerda tursin, o'zini yerda. Islomga katta xizmat qilgan büyük imom edi. Mana Sufyona Savriyning gapini eshitdilaringiz. Bu Uqudul Juman degan kitobda kelyapti, 190-sahifada. Wala mahajja kana yuqaddimuhu va yamshi xalfahu va la yujibu iza su'ila hatta yakuna Abu Hanifata huwa allazi yujibu. Va qila lahu va qad ru'ya tahta ra'sihi kitabur rahm li Abi Hanifata. Tanzuru fi kutubihi فقال وددت أنها كلها عندي مجتمعة أنظر فيها ما أبقى في شرح العلم غاية ولكن لا ننصفه أبو حنيفة بلن سوفيان صوري حديث سكندر دا البت تند بلار كوب سفر داشت بوغن بتاسنه مثال قلنيان إكالر بريه حجي برو دلار سوفيان صوري دائم أبو حنيفة نالدي قد كزار دا فأرقالردن يرار دلار وإكالردن سوال سورالجا وقت دا Sufyan Savri indeme turandı ki Abu Hanife cevap versin dedi. O kişiye aytıldı ki yani başını tergiden bir kitap çıktı Sufyan Savri'yle. Bu başka bir vakıya. Hac meselesi Ahdar Abu Hanife ve Ashabihi diyen kitaptaki yani. 64. sayfada. Sufyan Savri'nin başını tergiden bir kitap çıktı. Karasa kitabı rahane yani. Kim iki gündür karasa Abu Hanife'nin. Hayran bulup açtı ki siz şunçeli katta alımsız, şunçeli katta imam Abu Hanife'nin kitaplarına karışsın mı dedi. Diyordu etti ki arzu kılaman ki kanide Abu Hanife'nin hemme kitaplarımı yeni aldım da bu sada hemmesine karasam dedi. İstifada kısam dedi. Arzu kılaman dedi. Abu Hanife ilimde şerhleştiği de bir gayet kuyganı yok dedi. İlimde mükemmel şerhlep taşıdı Abu Hanife diye. Hemme meselesini açıp taşıyan diye. Mükemmel kılıp. Lekin biz insaf kılmıyız diye. Şimdi Sufyan-ı Savri'ni Abu Hanife'nin şagirdiykenlikke bu yettinciyem yani Ahbar Abi Hanife'dekiyen yine bir küçülü delil ve kâle Abi Yusuf Rahimahullah. Abi Yusuf Rahimahullah et yaptılar. Karin yaşla beştiler. Abi Yusuf kimdi? Sehama bıladı ki koy diyeyim Abu Hanife'den. Abu Hanife'nin ilk etta şagirdi de hemen bıladı onu. Hoş Abi Yusuf ne de yaptılar? Acib bir gap qarang. Shuning uchun aytamiz da bizning millat juda jahil bo'lib ketgandi. Dunyoga jaholat hukmronlik suryapti. As-Savri deyaptilar. Sufyana Savri deyaptilar. Aksaru mutaba'atan. Ergashlikda yana ham ko'pdir. Juda ko'p ergashadi. Li Abi Hanifata Abu Hanifaga deyapti. Sufyana Savri Abu Hanifaga juda ko'p ergashadi. Kimga nisbatan? Minni deyaptılar. Minden hem köle deyaptılar. Abu Yusuf deyaptı ki Sufyan-ı Savri Abu Hanife'ye ergeçlikte minden hem ötü getirdi deyaptı. Diyan okudul cümendeki geldi. Cüde çok daliller var. İbn-i Mübarek'e Vatafahu yaman İbn-i Mübarek. Sufyan-ı Savri İbn-i Mübarek'e Abu Hanife'nin sıfatla yaptı, mahta yaptı. Abu Hanife deyaptı cüde kette ilim ilgesi bu geldi yaptı. Kana vallahi şadid al-akhz lil-ilm. Allah'a kasam içemen ki ilimde nihayette mahkem işlediği adamlardan idi. Zabban anil-maharimi ve haram narsalardan Allah'ını men kıyan narsalardan kaçarıdı ve başkalarından uzaklaştırardı. Muttabi'an li-ahli beledihi ve uzunin şehrinin ahliye ergeşülçü. Yani ulamaları ergeşülçüdür. La yestahillu an yakhuza illa ma sahha an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'dan sahih buge hadis ne gine alarıdır diyor. Sahih buge hadis tamasidir diyor İmam-ı Savri. Şedid el ma'rifeti bin nasihil hadisi ve mansuhihi. Hadislerde nasih mansuhunu cüde yakşı bilerdi. Ve kâne yetlubu hadise sikat. Sika en işençli muhaddislerinin hadislerini talep kılardı. Zayıflardır o hakkımasıydı. وَلَاخَرْ مِنْ فِيَلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'ın fiilinden hem amellerden hem en sahibi yönden alışardı. وَمَدَّكَ عَلَيْهِ وَلَمَا اَهْلِ كُوفَ فِي اتِّبَعِ الْحَقِّ اَخَذَ بِهِ وَجَعَلَهُ دِينَهُ Kufa ahli, Kufa'daki ulamalarının ahli sünnet ve cemaat ulamalar Abu Hanife'den aldın girer. Şu hakkı ilgeçliği de şulardan aldı ve uzunu dinini çünkü köle kıldı. Kitab-ı sünnetke ve salat-ı salih ki ergeçken halette. Ve kad şene aleyhi kavmun
Albatta ba'zi kishilar Abu Hanifaga tuhmat qilishadi, fasakatna anhu bima nastaghfirulloha ta'ala minhu. Biz ulardan sukut qildik, endi ulardan biz tortishmaymiz, Allohga istig'for aytamiz. Allohdan mag'firat talab qilamiz deyaptilar. Mana Abu Yusufning gapini ko'ryapsizlar, ochiqchasiga aytayaptilar. Boshqa kitoblarda zikr qilinadiki, Sufyon as-Savri Abu Hanifaning majlisiga ko'p kelardi darsiga. Ba'zi munofiqlar ikkalasining o'rtasiga ixtilof tashlardi. Ikkalasi ham katta olim-ku. Ba'zan keyin munofiqlar o'rtani buzishga harakat qilardi. Keyin o'rtalariga biroz xafachilik tushdi munofiqlar sababidan. Sufyon as-Savri anchagacha bormay qo'ydi Abu Hanifaning majlisiga. Keyin bir kuni bordida de chodiriga yuzini o'rab olgan. Ne tanimaydigan qilib borib majlis chekasida o'tiribdi. Chunki sog'indi ustozi, yaxshi ko'radi, yaxshi majlislar, yaxshi suhbatlar bo'ladi. Keyin bir kishi kelib Abu Hanifadan savol so'radi. Abu Hanifa bir pasda javob berdi. Haligi odam aytdiki, bir pasda javob berdingiz. Qiyin masala edi. Biroz ko'rsangiz edi, buni tekshirsangiz edi. Deganda Abu Hanifa aytdiki, bu masalani hukmi meni aytganimdek ekanligi, Qur'on hadis shundayligiga aniq ishonaman. Va hovo o'ranib turganda Sufyon as-Savri ekanligiga ham aniq ishonaman. Qaray, bu muhabbatga dalolat qiladi. Bir-birini yaxshi ko'rishadi. Lekin inson o'rtaga ba'zan tushadi, bo'ladi, sahobalarning o'rtasiga ba'zan tushadi. Keyin ular aytayotgan, ular bizni zamondagidek emas, masalan, ustoz shogird bo'lsa, biz zamonimizda ajib bir yomon fikrlar bor. Xuddi shogird bo'lib qolsangiz, qul bo'lib qoladigandek. Mullalar hali endi gapni gapiraveradi. Kim mendan bir harf o'rgansa, meni qulimdir, xolasam sotaman. Xolasam otaman deydi, odamlar qo'rqadi keyin. Unda gap yo'q. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar aka-ukadir hammasi. Shin qitiyat deyaptilar, va kana iza zukiranlar taghayyara wajhu va amtana'a min al-hadis va nazalat alayhi sakina. Va asabahu al-khushu'. Kama kasa ashabuhu hawlahu yantaziruna minhu an yuhaddisa fala yastati'u hatta yuzakkiru riwayat al-hadis. فيسرع عنه ويذهب عنه ما به ثم يقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بحر ولذلك جمع رحمه الله بين العلم والعمل سفيان الثوري جاء وكشنا عدد جهنم ذكر كلنسا يزلر يزجر كتار هذا جهنم ذكر كلنسا وحديث هاتي يبتلقى موسى تختب قلاندلار شنچل قورقاندلار وبسكونت شكولاد جنب قلاندلار nihoyatda qo'rqib ketadilar. Shogirdlari, ashablari atrofida qarab turishdi. Bizga qachon hadis aytib berar ekan deb. Bu kishi o'zlariga kelmayaptilar, hadis aytolmayaptilar. Shundan keyin shogirdlari biroz kutgandan keyin aytishardiki, falon hadisni muzokara qilyaptirdik. Ustoz, shayx, shu davom etaylik. Deyishgandan keyin biroz o'ziga kelib, hali holat biroz o'kishdan ketgandan keyin yana Rasulullohning hadislariga yuzlanardi, hadislardan dars aytardi, kannahu bahr, dengizdek bo'lib dars aytardi keyin yana. Shunday qilib Sufyon as-Savri ilm va amalni o'rtasini to'plagan edi. Ilm va bunchalik bir taqvo amali. Qarang, biz ham o'zimizni taqvodor deb yuribmiz-da. Biz nima taqvo qilyapmiz biz? Hech qanday taqvoimiz yo'q-ku. Namoz o'qiyapmiz alhamdulillah. Wa ma hada kullihi faqad kana imaman min a'immatil fatwa, sahiba sunnati va huda. كان الناس يرجعون إليه في الشرائع والأحكام ومعرفة الحلال والحرام حتى إنه كان يكرم بالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من الأئمة الكبار وكان له أصحاب يحيون مذهبه ويقال لهم الثورية فكانوا يأخذون بقوله وفتواه في الحلال والحرام وكان رحمه الله مع ذلك كله يخاف الفتوى ويتبرع عنها كثيرا وطلب للقضاء فامتنع سفيان الثوري امام edilar fatvo imomlaridan bittasi edi sunnat sohibi edi to'g'ri yo'l egasi edi odamlar shar'iy masalalarda hukmlarda halol harom masalasida u kishiga rujuq qilishadi murojaat qilardi hatto u kishi imom Malik Abu Hanifa imom Shofiylar bilan barobar qilinadi darajada va boshqa imomlar bilan barobar qilinadi bu kishining o'zining ashablari bor edi mazhabini tiriltiradigan, u kishiga taqlid qiladigan. Ularni savriyalar deyishardi. Ya'ni alohida bir mazhab sohibi edi, juda katta imom edi. Shu bilan birga Abu Hanifadan istifoda qilyapti.
Ular Sufyan-ı Savri'nin sözünü fatvalarını alışardı. O kişi şulamdan bir gelikte cüda korkadılar fatva bir yanı. Cüda ihtiyatkarlık kıladılar. Kazı borçlukta talep kılındı, kabul kılmadılar. Hükümet etti ki kazı bulayım dedi, kabul kılmadılar. Bu ulamalar şünçeli takva kıyanı için Allah Subhanehu ve Teala onlara ilim nasip kıldı. Kur'an hadis ilimleri takvasız bu mıydı? Takva kılışlık gerek. Bana körüyorsunlar. Biz hazır indi ulamaların en meşhurları doğrusu biraz toktalıp ötüyaptır. Bu mesela bu sanatta giden her bir dağılımda hayatını teşhirsiz acayip haletlerde görürüz. Hadiselerde, vakiyelerde görürüz. Hemesi ilim diyem, amel diyem deyiniz. Hicalet bulasın uzun hayatınızdan, amelinizden, takvayızdan. Ulaşın çeli takva kıldı Allah-u Teala ilimleriye bereket verdi, amelleriye, hizmetleriye bereket verdi. Şunun için bizden kolumuzdan ki yenice Kur'an hadisiye mahkem bulurduk, takva kıldık. Sufyan-ı Savri şu takva kıyandı için kazılık kabul kımadılar. Hatta innehu tagafala vastahmaqa ve tazahrannehu leyse min ahlil ilim. وكان هذا هو شأنه كثير التخفي رحمه الله فلم يكره على القضاء امتنع وأعطي كتاب القضاء فرماه رحمه الله ثم فر واختفى وطلبه أبو جعفر المنصور وكتب إلى الآفاق أن يحضروه إليه وهم بقتله حتى إنه لجأ إلى الحرم ودخل إلى مكة شرفه الله وما زال مختفيا فيها لا يظهر إلا للعلماء ولمن يثق به من طلابه ومن يخز عنه فأقبل أبو جعفر على مكة فلما أراد دخولها أرسل بالنجارين يريد قتل سفيان صلبه فلما أبلغ سفيان بما هم به الخليفة أقبل على البيت وتضرع لله سبحانه وتعالى فمضى أبو جعفر حتى نزل بسرف فأصابته المنيته فمات هناك قبل أن يدخل الحرم وسلم الله سفيان رحمه الله هذه من مناقبه ومما يعد من مكرمات الله سبحانه وتعالى وكان شديد الخوف لله شديد الكراهية لمن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البدعة والهوى وكان لا تأخذه لامة لائم في الله سفيان الثوري qattiq taqvo qilganligidan qozilikda olmadilar. Xalifa chaqirib majbur qildi. Majbur qilganda ham olmadi. Qozilikni kitobini berishdi. Hozir siz falon yerga borib ishingizni vazifangizni bajaring deganda otib yubordilar-da keyin qochib ketdilar va yashindilar. Xalifa Ja'far Abu Ja'far Mansur uni axtarishni boshladi. Askarlarga buyurdiki topinglar deb. Va hamma tarafga amr qildiki Sufyon Sobri qayerda bo'lsa ushlab va o'ldiraman uni dedi. Bu kishi yerga qochib ketolmadi. Oxiri haramga bordilar. Alloh uyiga, Baytullohga. Makkaga keldilar. Va Makkada haramda yashindilar. Hech kimga o'zini bildirmasdi. Faqat ishongan ulamolarga va toliblarga ishongan kishilarga va o'zidan ilm oladigan ishongan kishilarga o'zini bildirardi. Shunda ham Abu Ja'fariga xabar yetib bordiki, Sufyon Savri Makkada edi. Abu Ja'far Mansur xalifa Makkaga qasd qildi va Makkaga kelyap turib o'zini jallodlarini jo'natdiki, Sufyonni ushlanglar, o'ldiramiz. Qarang, haramda o'sha o'ldirmoqchi. Bu xabar Sufyonga yetgandan keyin Baytullohga yuzlandida Allohga qattiq duo qilib Allohga yalindi. Allohim shu zolimni xorlashligidan, zulmidan saqlagin deb. Chunki Abu Hanifa ham o'ldirdi shu Abu Ja'far Mansur. Har kun olib chiqib millatni oldida urib, shu belini qonatib tashlaydi. Qonlar oqib, oyoq liboslari qonga to'lib qolyapti. Kufani shaharlarida eshakka mindirib, hammaga e'lon qiladiki, mana hukumatga qarshi chiqqanda hukmi shu bo'ladi, deb Abu Hanifani sharmanda qilishga harakat qiladi Imom Azam. Nimaga o'zi qozilikni qabul qilmaganligi uchun. Sufyon Savri ham ko'rdiki, katta-katta olimlarni ayamayapti, o'ldiryapti bu. Shuning uchun majbur bo'ldi qochib ketishlikka. Hozir odamlar o'ylaydiki, haqiqiy olim kim desa, şey, zolim hukumatlarga xizmat qiladigan, ularning xizmatiga chaqiradigan. Islom tarixida birorta imom zolim hukumatlarga xizmat qilmagan. Hozir bizning zamondagi hukumatlar kufr hukumatlar, kufr. Bular islomiy hukumatlarga xizmat qilmayapti. Qani xalifaga Qur'on hadisiga xilof bo'ladi. Sizlarning zulmlaringiz bor, Qur'on hadisiga xilof ishlar qilasizlar deb
İslami hükümette kazı bulmayaptı, mensep kabul kılmayaptı. Ama bizi zamandaki ahlilim ki, eğer bir mensep ki bizi hemen sana takkıladı. Sufyan'ı savruyor Allah'a kattı yanındı. Allah-u Teala onu Ebu Cafer zalimdi, zulmüden sakladı. Ebu Cafer Mansur haramiye kirişten aldın, o kişi vefat kıldılar. Bu kişi Allah'tan cidden katı korkardı ve sünnetke hılap bugen, didiyetçiler, nefsi geri geçkenlerken cidden katı yaman kürendiler. Ve dinge hizmet kılışıydan malamatçının malamattan korkmazdılar. Kema zekere l-imamul hafız zahabi kene rahimahula ra'asen fil emri bil ma'ruf ve nahi alil münker ve sahibahu ba'zı ashabihi fil hac kale vallahi ma fetere l-isanu fil emri bi ta'atillahi ve nahi an ma'fiyatillahi. İmam-ı Zehabiyyat dediler ki Sufyan'ın savuru üçünçeli oğlum ibadet göğü burasından bir gelikte emr-i ma'rufteyem reisidiler. Münkerde nahi kılıçlıydayam misli yok davetçiydiler. Bazı ashabları hacca kitiyat duyganda birlik istediler şagirdleri. Şagirdler dedi ki Allah'a kasem içemen ki hacca barıp ki günümüzde kadar Allah'ın ibadetine büyürüşlük masiyetten kaytarışlığı da tını tiyilmedi. Daim gafirardı. Allah'tan korkuyorlar. Bana bu sünnet bunge amel kılıyorlar. Bana bu ayet amel kılıyorlar. Bir de bana bu hüküm var. Zayi kımıyorlar. Bu günah kımıyorlar. Daim gafirip davet kılardılar. Birer mete tılları tiyilmedi diyordu. Allah subhanehu ve teala bizlerge hem şundik güzel ulemalarımız, salafi salihlerimizi yoldan keçtiğimizge tavfik hidayet versin. Bizgeyen Allah'a talaşın de güzel ilimler, amaller nasip kısın.